İyi yayınlar diliyoruz sizlere İstanbul Yeni Havalimanı'ndan. Şu anda 13 numaralı kapıdayız. Yaklaşık 1 saat 10 dakikadır Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas'ı bekliyoruz burada. Fazla bir taraftar yok. Sakin bir ortam var burada. Fazladan ziyade hiç taraftar yok. Birazdan çıkış yapacak Douglas. Biz burada basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte Douglas'ı bekliyoruz. Douglas geçtiğimiz yılı Sivasspor'da kiralık olarak geçirmişti Brezilyalı sağbek. Bu Douglas Beşiktaş'ın tarihindeki 21. Brezilyalı oyuncu olacak. Şu anda Douglas Dos Santos görüldü. Kareli ceketli geliyor. Kameraman arkadaşım Taha Hazar sizlere Douglas'ı gösteriyor. Evet, Douglas şu anda geldi. Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas Dos Santos şu anda İstanbul Yeni Havalimanı'na indi diyelim. Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla çok etkili bir performans göstermişti. 3 gol 7 asistle çok hücumcu bir bek olduğunu göstermişti. Burada da bu performansıyla da büyük takımların dikkatini çekti ve Beşiktaş'a olan transferi tamamlandı. Beşiktaş kendisiyle 3 yıllık anlaşma imzaladı. Şu anda Douglas'la aynı asansördeyiz bizler de. Douglas'la olan takibimizi devam ettiriyoruz. Evet, biraz enteresan bir takip oluyor gerçekten. Douglas şu anda asansörde. Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu 21-28'de İstanbul Havalimanı'na inmişti. Biz yaklaşık kendisini 1 saat 10 dakikadır bekliyorduk. Pasaport kontrolleri ve valiz işlemlerinin ardından çıkışını yaptı. Douglas şu anda asansörde. Yarın sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcu. Sonrasında ise Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak. Douglas'ın kariyerinde çok önemli takımlar var baktığımız zaman. Brezilya'da Sao Paulo'daki performansıyla Barcelona'nın dikkatini çekmişti Douglas. Sonrasındaysa Barcelona'da pek fazla forma şansı bulamadı ve kiralık olarak Sporting Gijon'a transfer oldu. Sporting Gijon'daki performansının ardından ertesi sezon kendisini yine Benfica kiralık olarak kadrosuna kattıktan sonra geçtiğimiz sezon Sivas'a geldi. Sivas'ta geçen sezon 32 lig maçında 3 gol attı ve 7 asist yaptı. Kariyerinde çok önemli takımlar var. O önemli takımların arasına Beşiktaş da eklendi. Asansörün içindeyiz tabii. Diğer yolcular da olduğu için onlar da asansörden inmek istiyorlar. Biraz karmaşık bir ortam var. Douglas geçtiğimiz sezonki performansının ardından büyük takımların dikkatini çekti. Transfer sezonunun başında Galatasaray'la da anılmıştı ismi. Ancak transferi Beşiktaş bitirdi. Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık 800 bin euro karşılığında bu mukaveleye imza attı Douglas ve aldığımız bilgilere göre Beşiktaş bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Gökhan Gönül'le güzel bir forma rekabetine girecek ve bu da mutlaka ki Beşiktaş'a başarıyı getirecektir. Forma rekabeti isteyen bir teknik adam Abdullah Avcı. Abdullah Avcı'nın takımlarında kimsenin yeri garanti değildir ve bundan ötürü sağ bek pozisyonunda bir rekabet olması için Douglas transferini istemişti. Tecrübeli teknik adam ve Beşiktaş yönetimi de transferi bitirdi. Şu anda asansördeyiz. Gerçekten burada basın mensupları arkadaşlarımızla birlikte hınca hınç asansörün içinde Douglas'ı takip ediyoruz. Douglas da zaten görüyorsunuz şaşkın bakışlarla bizleri izliyor. Eminim o da 29 yaşındaki futbolcu da böyle bir tecrübe bugüne kadar yaşamamıştı. Asansör şu anda otoparka inecek ama asansörün dışında da büyük yoğunluk var. Çünkü İstanbul Yeni Havalimanı bugün çok kalabalık. Bizler de Douglas'ı saatlerce burada bekledik. Douglas, hemen televizyonu yeni açan izleyicilerimiz için, Beşiktaş taraftarları için tekrar hatırlatalım. Douglas'la 3 yıllık mukavele imzalandı. Yıllık 800 bin euroya. 3 yıllık mukaveleye imza attı Douglas. Yarın sabah saatlerinde sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'ın ikinci etap kampı Avusturya kampına katılacak ve takımla çalışmalarına başlayacak. Geçtiğimiz sezon 3 gol atıp 7 de asist yapmıştı Douglas. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil olmak üzere en çok asist yapan Brezilyalı oyunculardan biriydi kendisi ve bu performansıyla büyük takımlarında dikkatini çekti ve Beşiktaş Douglas'ın transferini bitirdi. Douglas Beşiktaş tarihindeki 21. Brezilyalı olarak tarihe geçiyor. Beşiktaş şampiyonluk yolunda, şampiyonluk parolasıyla çıktığı bu sezonda sağ bek mevkiini garanti altına almak istedi ve Gökhan Gönül'le rekabete girebilecek bir sağ bek olan Douglas'ı kadrosuna kattı. Bizler de kendisini yaklaşık
1 saat 10 dakikadır bekliyorduk ve Douglas sonunda İstanbul Yeni Havalimanı'na geldi. Şimdi iniş gerçekleştiriyoruz. Aykut İnce, burada gerçekten bir izdiham var. Dışarıda bekleyen yolcular da neye uğradığını şaşırmış durumda. Evet, Douglas'la bir görevlinin fotoğraf çektirdiğini de görebiliyoruz şu anda. Evet, açıkçası. Evet, enteresan bir transfer. Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas an itibariyle İstanbul'da enteresan bir karşılama oldu. Gerçekten asansör içinde Douglas'la birlikte biz de ikinci kata indik. O terledi, biz de en az onun kadar terledik. Douglas şu anda kendisini karşılamaya gelen otobüse doğru, minibüse doğru yola çıkıyor. Yanında ona eşlik edenlerle birlikte elbette ki Douglas Beşiktaş taraftarlarının sevgilisi olmayı hedefleyecek. Hücumcu bir bek, Douglas'ın kariyerinde özellikle Türkiye kariyerinde skora çok etki ettiğini gördük. Geçtiğimiz yıl Sivasspor'un başarısında Douglas'ın da büyük katkısı var. Tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Kameraman arkadaşım Taha Azar da gerçekten şu anda sizlere en kaliteli görüntüyü vermeye çalışıyor. Douglas an itibariyle İstanbul'da yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak Brezilyalı futbolcu. São Paulo'daki performansından sonra Barcelona'nın dikkatini çekmişti ve Barcelona bu transferi bitirmişti. Sonrasında ise fazla forma şansı bulamayıp Benfica'ya kiralık olarak transfer olmuştu Douglas. Oradan Sivasspor'un dikkatini çekti Brezilyalı sağ bek ve geçtiğimiz yıl Türkiye'ye geldi. Evet, Douglas şu anda kendisini bekleyen minibüse doğru bindi. Dinlenmeye geçecek. Çünkü yaklaşık 12 saat süren bir yolculuk yaptı. Sonrasında yarın sabah sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımın ikinci etap kampı olan Avusturya kampına katılacak ve takımla çalışmalara başlayacak. Douglas, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, tekrar altını çizelim, Beşiktaş tarihinin 21. Brezilyalı futbolcusu olacak. Douglas şu anda basın mensuplarına poz veriyor. Gerçekten gözlerine baktığımızda ne kadar şaşkın olduğunu da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Douglas geçtiğimiz sezonki performansıyla büyük takımların dikkatini çekti ve Beşiktaş bu transferi bitirdi. Beşiktaş transferde vites arttırdı diyebiliriz. Haslici denemek için kampa götürmüştü Beşiktaş. Öncesinde Tyler Boyd transferini açıklamıştı siyah beyazlar ve son olarak Douglas'ı renklerine bağladı siyah beyazlar. 3 yıllık mukavele imza attı Brezilyalı futbolcu. Yıllık 800 bin euroya anlaştı Douglas ve Beşiktaş cephesi. Ve Beşiktaş'ın bize gelen bilgiler doğrultusunda bu transfer için bir bonservis bedeli ödemeyeceği de aktarılan bilgiler arasında. Gerçekten şu anda Douglas'ı özellikle asansörün içindeyken çok şaşkındı. Biz de basın mensubu arkadaşlarımla birlikte asansörün içine kadar kendisini takip ettik. Minibüsüne kadar kendisini takip ettik. Yaklaşık 1 saat 20 dakika, 1 saat 15 dakika kendisini havalimanında bekledik. Biraz uzun sürdü Douglas'ın dışarı çıkması. Ama Douglas diğer kapıdan değil, bizim olduğumuz kapıdan çıkmayı tercih etti. Evet, şu anda minibüsün kapısı kapandı. Douglas yola çıkıyor. Evet Aykut İnce, biraz kanter içinde kaldık. Asansörün içindeydik. Douglas'ı karşıladık. Yaklaşık 1 saat 10 dakikalık, 1 saat 20 dakikalık bir bekleyişin ardından Douglas İstanbul'a geldi ve şu anda dinlenmek üzere oteline geçiyor diyelim. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan sözü size bırakalım.